ProDersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber CyberLink Power Director 18 Ultimate programında ekranda görmüş olduğunuz gibi video kolaj designer seçeneğiyle bu tip uygulamaları nasıl yapıyoruz beraberce göreceğiz. Arkadaşlar bu uygulamaları hem videolarda hem resimlerde istediğimiz gibi uygulayabiliyoruz. İstediğimiz gibi ayarlarıyla oynayabiliyoruz. Bunları beraberce göreceğiz. Bu kolaj ne anlama geliyor? Arkadaşlar Fransızcadan geldiği ve işte değişik yerlerden alınan parçaların bir kompozisyon halinde birleştirilmesine deniyormuş. Biz de burada gördüğünüz gibi iki tane ayrı parçayı birleştirmek suretiyle bir kolaj oluşturduk. Burada dikkat ederseniz alttaki video durmuşken üstteki devam ediyor. Bu şunun için. Alttaki video daha kısa, o yüzden o duruyor. Onun değişik seçenekleri var. Yine onu da beraberce göreceğiz. Burada gördüğünüz gibi resimlerimizden de yine değişik slaytlarda hazırlayabiliriz. Hadi başlayalım. Programı açtım. Videolarımı şuradan import medya kısmına tıkladıktan sonra alacağım iki tane videomu. Evet, şu ikisiydi bizim çalıştığımız. Bunları yine alalım. Şimdi burada arkadaşlar şurada bir simge var. Plugins diye. Yine üst kısımda da plugins seçeneği var. Hangisini istersek tıklayabiliriz. Buradan plugins'i tıkladıktan sonra video kolaj designer kısmına tıklıyoruz. Karşımıza böyle bir sayfa geliyor. Burada yapacağımız kolajın şekillerini bize gösteriyor arkadaşlar. Şurada şurayı kapatalım. İleri doğru şöyle gittiğimde hangi tip kolajlar var onları görüyoruz. Tabii şurada yine bir seçenek var. Buradan da komplesini böyle daha geniş bir vaziyette istediğimiz şekilde görüyoruz. Yine şu kısımda download kısmı var arkadaşlar. Yani yeni kolaj parçaları indirmemizi gerektiren durumlar olursa oradan da download diyoruz ama ben pek başarılı olamadım açıkçası. Buradan gördüğünüz gibi indirme simgesi çıktı. Peki biz burada nasıl bir işlem uygulayacağız? Arkadaşlar şöyle birinci videomu alıyorum, sürüklüyorum. Faremin sol tuşuyla sürüklüyorum. 1'e bırakıyorum. İkinci videomuzu da alacağım. Evet, o yerleşti şu anda. İkinci videomuzu da alacağım. Yine 2 numaralı bölüme yerleştireceğim. Biraz tabii yerleşmesi zaman alıyor. Burada videolarımızın üzerindeyken şurada ses düğmesi var. Açıp kapatabiliyoruz. Burada da makas var. Yine aynı şeyler burada da var. Şimdi bunun süresi 8 saniye işte 23 saliseymiş. Bu da 13 saniye 23 salise imiş. Şimdi arkadaşlar ben birinciyi seçtik. Hatta ikinciyi seçelim. Birinci zaten kısa. İkinciyi seçtikten sonra şuradaki makasa geliyorum, tıklıyorum. Böyle bir ekran geldi karşımıza. Ben burada ne yapacağım? Kırpma istediğim şekilde buradan yapabilirim. 13.23'müş. Şurada duration diyor gördüğünüz gibi. Ben bunu 8.23 yaparsam arkadaşlar diğer videomla aynı boyutta olur. Şöyle 8.22, 8.23 yaptım. Zaten şuradan dikkat ederseniz ben orayı yaptığım an burada bu mark in mark out diyebileceğimiz bu seçenek geldi. Daha sonra burayı da şöyle kilitlersek tamamdır. Okey diyorum. Ve her iki videomun da aynı uzunlukta olmasını sağlıyorum. Peki. Şimdi videomuzun üzerinde başka neler yapabiliyoruz? Şöyle faremin sol tuşuna basılı tutarak yukarı aşağı istediğim sahnenin gelmesini de sağlıyorum. Diyelim ki bu küçük geldi bana. Faremin orta tekerinden ileriye doğru giderek aynı zamanda bunu yakınlaştırabiliyorum. Yine bunu da aynı şekilde yakınlaştırabiliyorum. Şu alt tarafta arkadaşlar oynatma tuşumuz var. Şöyle bir oynatalım. Bu şekilde oynuyor. Durduralım. İleri sarma, geri sarma var. Yine fotoğraf çekme var. Fotoğrafa tıkladığımız zaman burada şöyle aşağıya doğru da tıklayalım. 4 tane ayrı formatta fotoğraf çekebiliyormuşuz. O anki sahneyi arkadaşlar. Kapatalım burayı. Yine arkadaşlar şu sağ tarafta border kısmı var. Yani border nedir? Çerçeve. Çerçeve şayet biz istemiyorsak bu kutucuğun işaretini kaldırıyoruz. Çerçevemiz gitti. Yok şayet çerçeve istiyoruz. Onun da kalın olmasını istiyoruz. Bakın şu anda kalınlaştı.
Ve şu kısımdan da biraz kalın yapalım. Bu kısımdan da yine dıştaki kısmın, yani arka plan kısmının daha kalın gözükmesini istiyoruz şu bölümün. Onu da buradan ayarlıyoruz. Tabii yine bunların rengini de ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Beyazmış, şöyle kırmızı yapalım. Tamam diyelim. Şunu da şöyle yaptığımız zaman arka planı kırmızı yaptık. Buralar tabii ince ayarlar. Yani yapmak isterseniz buralarla uğraşırsınız. Yine burada işimize yarayabilecek freeze the videoyu dondur diyor. Şurada advanced settings var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Burada diyoruz ki oynama zamanı hepsi aynı zamanda başlasın. İşte üçer saniye sonra başlasın. İşte birbirinin peşi sıra başlasın gibi multicam tasarım diyor burada designer. O da burada multicam videolarını oynatıyoruz zannediyorum. Şurada yine designer kısmını seçtikten sonra bu 3 saniye demişiz. Bunu yukarı aşağı yapabiliriz. Önemli değil. Şimdi burada her ikisi başlasın dedikten sonra yine şöyle oynatıyorum. Play diyorum. Şu anda gördüğünüz gibi her ikisi de aynı anda başlamış oldu. Yine ben burada şurada gördüğünüz Restart Playback arkadaşlar, bu da tabi burada süreleri aynı ama diyelim ki şu fazla bu az. Bu bitene kadar bundaki oynama tekrar devam ediyor. Yani bitiyor, en başa geri geliyor. Yine buna da dikkat edelim arkadaşlar. Yine bu arada diyelim ki biz alttaki bölümün daha çok gözükmesini istiyoruz. Üstteki daha az gözüksün. Şöyle orta noktaya geldiğimde buradaki çizginin şekli değişiyor. Faremin sol tuşuna basılı tutuyorum. Şöyle çıkartıyorum. Dolayısıyla buraya daha fazla alan vermiş oluyorum. Burayı tekrardan düzeltelim. Evet, şu anda ikisi de eşit gözüküyor. Burada işlemlerimiz bittikten sonra arkadaşlar okey diyorum. Bunu zaman çizgimize atacak. Evet, şu anda attı. Oynat diyorum. Bu şekilde arkadaşlar istediğimiz şekliyle buraya geldi. Tabii daha sonra buradan çıktı alacağız. Hemen produce kısmına gidiyoruz. Buradan H264 AVC olarak seçiyoruz. Doğru telaffuz etmemiş olabilirim. Daha sonra da start diyerek bunun çıktısını alacağız. Burada rendering yapıyor. Cancel rendering diyor. Gördüğünüz gibi iptal etmek istiyor musun diyor. Biz etmedik tabii ki, bitirmesini bekledik. Burada diyor ki back to edit page, yani düzenleme sayfasına geri git veyahut da open file location, yani şeyi aç diyor. Çıktıyı aldığım bölümü aç diyor. Açtım orayı. Sağ tıkladım. Birlikte aç diyorum hemen. Hızlı bir şekilde. Oradan da çıktığımızı alıp videomuzun oynamasını sağlayabiliyoruz. Pro Dersler kanalımda video düzenleme yazılımı olan CyberLink PowerDirector 18 Ultimate programında video collage designer işlemini nasıl yapıyoruz beraberce gördük. Umarım işinize yaramıştır. Hepinize iyi günler.